Herkese selam. Bahçedeyiz. Akşam serinliği, tavuklarımızı yemleyeceğiz. Hatta bakın 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 bakın. Denizli yavrumuz ayağıma saldırıyor. Ayağımda terlik var. Parmaklarımı yem zannediyorlar şu an. Bakın burada hala ayaklarıma saldıranlar var. Evet, tavuklarımızın 1-2-3 kümesimiz kapalı ama büyük bir kısmı dışarıda. Civcivlerimiz, tavuklarımız. Şöyle gösterelim de. Bakın orada ergen olmaya çalışan, pardon, yavrum. Ya bu Denizli ayağımı parçalayacak arkadaşlar. Bu horoz mu bu arada? Ya. Evet, sultan yavrumuz. Eli yüzü kirlenmiş. Buna hemen bir, şu gözünde biraz bir sorun var. Hemen bunu da bu gözünü açalım. Şurada bir iltihabı var. Hemen bunu da birazdan bakalım. Diğer sultan yavrumuz, Brahma yavrularımız. Bunlar şimdi bizi yem verecek zannettikleri için şöyle Brahma güzel bir... Oo, dur o. Bu horoz olacak bir Brahma yavrumuz. Şurada sultan yavrularımız. Şurada bizim emektar köy tavuklarımız. Arkadaşlar bahçe bayağı kalabalıklaşmış. Bir an önce böyle bir hafta sonumu buraya ayırıp bunları bir düzenlememiz lazım. Kümesleri bir temizlememiz lazım. Yeni kümesler yapmamız lazım. Şu Denizliler maşallah kendilerini kurtarmışlar. Çilli olanlar horoz demişti adam. Ama bizimkilerin hepsi çilli gibi. Bu horoz kesin ama şu tavuk. Denizli tavuğu. Ama Denizlilerde çok horozumuz var gibi düşünüyorum. Arkadaşlar bakın şurada güzel bir sultanımız var gene. Orada Hint. Şu Hint civcivleri size göstermiştim. 2 haftalık falan oldular işte, büyüdüler. 2 hafta falan oldu size gösterildi. 2 ya da 3 hafta. Anneleri gezdiriyor. Orada Brahmalarmış falan. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bir kardeşim yanımda. O yardımcı olacak. Bir yumurtaları toplayacağız. Yumurtaları toplamadan önce şöyle bir Brahma kümesimize doğru da bir yaklaşalım. De horozlarımız. Öndeki tavuğa göre işte pay biçim boyunu. Önündeki yarkalar. Yarkalara göre Brahmalarımızın boyunu varın, siz tahmin edin. Bu arada arkadaşlar bütün hayvanlar peşimde. Hiçbiri peşimi bırakmıyor. Hepsi artık akşam serinliği, yani yiyecekleri kadar yemişler. Bundan sonrası için de yem bekliyorlar. Şuradan şu kümesimizi göstermek istiyorum. Bugün 2 tane horoz kestik arkadaşlar bu arada. Kesim videosunu sizinle paylaşmadım. Çok mantıklı gelmedi. Burası horoz kümesimiz. Buradaki horozlarımız... Ah! Brahma tavuğumuz ayağımıza saldırdı. Ben de birazcık uzaklaştırdım. Buradaki horozlarımızı kesiyoruz. Genç horozlardan. Bugün 2 tane kestik. Şurada gene sezonun sonu diyoruz ama bitmiyor. Bir tane burkumuz burada var. Bir tane burkumuz burada var. Bunlar kuluçkada şu an. Allah güzel çıkımlar nasip ederse inşallah. Kış civcivler olacak. Şurada güzel bir feriğimiz var. Bunun aynısından biliyorsunuz bir tane şu an. Bir yandan da kümesi kapatmaya çalışınca nereye çektiğimi fark etmedim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ya Denizlilerde 10 tane civcivimiz vardı. 10 mu 12 mi? Bir iki tane kayıp var. Ama gördüğüm kadarıyla çok horoz var. İnşallah
bu kadar çok horoz olmazlar. Bize daha çok tavuk lazım denizlerde. Şu karşıda gördüğüm bir tavuk. Şu arkası dönük olan siyah. Şu ikinci tavuk. Allah bereket versin. İki tane tavuk varsa gerisini bir şekilde hallederiz diye düşünüyorum. Sonra şöyle bir Hint kümesimize bakalım. Horozlarla ve gruplardan sonra. Hint kümesimizde yumurta varsa da bu arada alalım. Ama Hint kümesimizde... Hint kümesimizde tavuk kalmamış. Hepsi kuluçkada. Horozumuz da hazır horoz gibi arkadaşlar. Burada biraz yem var. Bütün hayvanlar buraya girmeye çalışıyor. Zor çekiyorum. Evet, kapı yuttu. Biri girdi. Şimdi horozumuz onu... Arkadaşlar burayı kapatacağım. Kapatmadan önce de şu hayvanı buradan alacağım. Arkadaşlar videoyu durduracağım. Bu denizli civcivimiz Hintlerin içinde kaldı. Çıkaramadık arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim. Elimizde yaraladık. Hala oradaki yeme saldırıyor. Bu arada karnı da yarıdan fazla dolu. Şöyle geldik. Brahmalarımızda. Bir göstermiş olalım. Şurada neyimiz varmış? Bir hemen oraya bakalım. Burası boş. Arkadaşlar videonun devamında ben şimdi buralardan bir yumurtalarımızı toplayacağım. Bir de nasip olursa şu denizli civcivi oradan çıkaracağım. Yılmaz, şu kamerayı sana vereyim abi. Ben şu civcivi çıkartmak için içeriye dalıyorum. Yoksa onu orada horozumuz öldürür. Arkadaşlar bunlar yem vereceğiz diye buraya hepsi geliyor. Şu tavukların başıma toplanışını çeker misin? Çocuk. Güzel bir operasyonla denizli civcivimizi oradan aldık. Şimdi şöyle yapacağız. Yumurta toplamaya başlayacağız. Orada gurklar var. Burada horozlar var ama bir bakayım. İçine bazen gurk olan tavuklarımızı atıyoruz. Şurada bir tavuklarımızın yumurtladığı yer var. Evet. Şöyle buradan yumurtalarımızı aldık. Devam ediyorum. Cucu. Arada şu yavruyu da gösterelim. Bu Hint yavrumuz horoz olacak demiştim. Maşallah o yolda da ilerliyor. Çok güzel bir vücut yapısı var. Muhtemelen damızlığımız olacak ileride. Tabii deneyeceğiz önce. Ben şimdi brahmaların içine gireceğim, bakacağım. İstersen Yılmaz sen dışarıda kal ki. Buradan da bir tane yumurtamız var. Bunu ayıracağım. Diğerlerinden farklı renk kazandı. Devam ediyoruz. Buradan aldığımız yumurtada da şöyle mor lekeler var ama neyin lekesidir bilmiyorum. Ayırt etmemizi kolaylaştırıyor. Burası şu an kapalı bir kümesi olduğu için yumurta bu. Bu arada bu akşam yumurta toplaması arkadaşlar. Yani gündüz olanını yapmış babam. Bu sonradan yumurtlanırlar. Şuradan şöyle dışarıya çıkıyoruz. Yılmaz gel sen, ben kapatayım. Hayvanlar dediğim gibi yem verecek diye bekliyorlar. Yılmaz
Arkadaşlar bizim burada folluğumuz var. Folluğun içinde de yumurtamız, 3 tane de burada yumurtamız var. Hemen bunları da alayım. Bir tane yumurtayı da kırıp yemişler sanırım. Burada lekelerini görüyorum istersen. Gördüğünüz gibi orada bir tane yumurtayı da muhtemelen yemişler. Şuranın üstünü de kapatalım hemen. Arkadaşlar akşam yumurtası. Allah bereket versin. 6 tane yumurtamız oldu. Tavuğumuzun birisi dışarıya çıkmış yılmaz. Dışarıya dedim yani bahçemizin içi ama onların alanının dışı. Onu da birazdan kümese koyarız. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Yılmaz size son bir kez tavuklarımızı bir daha göstersin. Ben de bu yumurtaları yerine koyayım. Sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.